Herkese selamlar dostlar. 19 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. 2 tanesi EuroLeague karşılaşması. Henüz oranlar açık değil. Fakat ben Avrupa'dan baktım. Sizlere ona göre zaten bir tercih sunacağım. Şimdiden herkese değerlendireceklere bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Önceki Alanya Galatasaray maçının maç skorunu açıklayalım. Veysel Dursun isimli arkadaşımız kazanmıştı. Bir sürü bilen var bu arada. 6-7 tane bilen var. Arda Altınkaya yine bilmiş. Onu çekilişten mahrum ettim. Manchester City ile Tottenham maçı ne olur sizlere sorduk arkadaşlar. Maç skoru ne olur? Yine bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Instagram üzerinden ulaşır zaten. Veysel arkadaşımız da ulaşsın bizlere. Dün güzel bir gündü bizler açısından. İki tane yüksek misli verdim. Bir tanesini 1500 TL seviyesinde önerdim. Diğerini de 1750 TL seviyesinde önerdim. Alanya Galatasaray maçında Nesine'de de var artık bu kupa maçlarında turu geçer bahisleri zaten. Yurt içi Nesine'de var diyerekten yazdım. Buna 1500 TL önerdim. Dedim ki turu Galatasaray geçer bence arkadaşlar. O yönde bir öneri yaptım. 1500 TL'lik öneri kazandı. Hemen yanındaki Avrupa yüksek misline baktığım zaman da Galatasaray maçına 1500. Mechelen maçına da 1.5 üst verdim. Onun da Avrupa oranı 1.45'ti. Ona da 1750 TL önerdim. Normalde bu kadar yüksek önermiyorum. Güvendiğim zaman öneriyorum bu şekilde. Bu şekilde kazanmasını bildik. 2 tane yüksek mislimiz vardı, kazandık. Zaten yüksek mislinin seviyesini şöyle kısaca anlatayım. Burada kasası sağlam olanlar geliyor. Ki ben burada şirin bir kasa yönetimi de yapıyorum. Diyorum ya, belirtiyorum 1500-1750 TL seviyesinde. 2000, yeri geliyor 500. Bugün mesela 750 TL önerdim. Ona göre bir kasa yönetimi yapıyoruz. Bu şekilde ilerlediğimizi belirtelim. Geçtim bunu. Günün kuponu vardı arkadaşlar. Günün çok güzel bir ideal kombini vardı. 1.94 oranlık tek kombini olarak paylaşıldı bu. Galatasaray maçına KG var. Güzel geldi, zor geldi. Aynı şekilde Yupen maçına da KG var olarak verdim. 1.45 oranı vardı. O da son dakika 90+2 golüyle geldi. Değerlendirenler var bir sürü katı Telegram grubumuzda. Zaten 300 kişiye yakın bir grup katılımcımız var. Tebrik edelim, buradan da kazandık. Canlılarda neler yaptık olacak bakacak olursak. Zaten canlı maçlarda bizim başarımızı biliyorsunuz. Özellikle ben zaten editör arkadaşlarımız çok başarılı. Özellikle ben de ekran başında olduğum zaman canlılarda kolay kolay yanılmam. Çünkü gerçekten artık yani 3-4 yıldır sürekli ekran başındayım. Yani YouTube'da 3. yılı bitirdik galiba. Bu aralıkta bitirdik sanırım. Sürekli ekran başında olduğumdan dolayı maçları yani artık anlıyor. İşimiz bu. Anlıyorum yani. İşimiz bu olmuş artık. Canlılarda da devam ettik. Hatta Herkes Açık Telegram grubunda da ben canlı önerdim. Bakın burası 5200 kişilik bir grup. 5289 kişi var. Tek yönetici benim burada. Onu da belirteyim. Şimdi bu grupta dün 2 tane 3 tane canlı verdim. Bir tane şöyle Sivasspor ilk yarıdan bir tane gol atar verdim. 1.41 oranla geldi mi geldi. Ne verdik burada müzik? Sivas golü güzel bir kafa vuruşuyla geldi. Ondan sonra devre arasında bir bahis verdim tekrardan. Devre arası oldu gördüğünüzde. Dedim ki kalan süreyi Sivas kazanır. Hatta dedim ki ev sahibi 2.5 üst isteyenler yapsın. 1.97 nesin oranı var devre arasında. Ne oldu? O da geldi. Yani bu şekilde devam ettik. Onun dışında Antalya'nın golünü verdim devre arasında. Bu başarısız oldu mesela. Onun dışında Galatasaray maçında stat'tan canlı yaptım ben. Stat'ta Alanya maçlarına gidiyorum bildiğinize bir. Şöyle bu şekilde dedim. İlk yer 1.5 üst tek canlı. Hop, o da geldi. Artık yeter dedim. Buraya zaten verdik. Artık katı Telegram gruplarında devam edeceğiz dedim. Canlısını kapattım. Katı Telegram grubunda devam ettik. Onu da belirteyim. Şimdi sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır arkadaşlar. Artı 300 seviyesine like atarsanız çok memnun olurum. Like'larınızı eksik etmeyin. Hemen başlayalım isterseniz. Gaziantep Konyaspor mücadelesiyle başlayalım. İki tarafta da işler karışık bence. Gaziantep tarafında Erol Bulut'un son yaptığı açıklamalar şu yöndeydi. Yani 1.5 yıldır maaş almıyorum. Takımda çoğu futbolcu, teknik ekip, malzemeci hiçbiri maaş alamıyor şekilde bir açıklama vardı Gaziantep tarafında. Takımın başkanı yok. Yönetim dağılmış şekilde. Gaziantep böyle giderse yani kümeye doğru gidebilir. Ama takım iyi oynuyor. Allah var. Yani son maçta mesela Fenerbahçe maçında gayet güzel bir oyun sergileyen Gaziantep takımı vardı. Ve yani Gaziantep'in golünü aldım. Sıradaki gol Gaziantep aldım. Öyle düşünün canlıdan. Konyaspor'la kupa maçları oynayacak. Konyaspor'da da İlhan Palut dönemi sona erdi. Onun açıklamaları da şu yönde. Yani beklemiyordum diyor açıkçası.
herhangi bir kırgınlığım yok ama beklemiyordum dedi. O yönde bir açıklaması vardı. Oraya da yeni bir Sırp teknik adam geldi. Adını unuttum ama ekibiyle birlikte geldi zaten. 4-5 tane hepsini okudum. 4-5 tane isim. Yani bilmiyorum ben teknik adamı da. En son Partizan'da çalışmış. Başarısına baktığım zaman da 2009-2010 yıl sezonunda Partizan'ı lig şampiyonu yapmış. Bir de lig kupası mı ne kazanmış. Öyle bir başarısı vardı. Ya ben maça VAR alırdım da VAR'a gitmeyeceğim. İdeale gitmeyeceğim. Dedim ki ya yatacaksak bile yüksek orandan yatalım ki gelme ihtimali bence var. Toplam gol aralığı 2-3 gol diyorum. 1.78'de bunun oranı var. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor mücadelesi. Şimdi Rizespor'un ben son şeye baktım, transferlerine baktım. Ya güzel transferler yapmış. Yaptığı transferlerin hepsi bir Oğuz Aydın sanırım, o kadar hızlı değil. Onun dışında Azubuke, Bolasie zaten takımdaydı. Bir tane daha var böyle. Ya hep hızlı oyuncular almış ve ilk 11'e entegre edebileceği oyuncular bunlar. Bülent Korkmaz'ın açıklamalarına baktığım zaman şunu gördüm daha doğrusu. Ya sadece bir bölgede bir transfer eksiğimiz var. O bölgeyi de tamamladığımız zaman da bambaşka bir Rizespor izleyeceksiniz şekilde bir açıklaması vardı. Yani TFF 1. Lig'de iddialı. Fenerbahçe ile oynayacaklar. Fenerbahçe de bu maçı alırsa sanırım Galatasaray'la eşleşiyor. Güzel bir derbi maçı daha izleyebiliriz Ziraat maçında. Şöyle bir düşüncem var dostlar. Rizespor Fenerbahçe'ye gol atar mı? Bence atma ihtimali var. Fenerbahçe'de ufak rotasyonlar görebiliriz ki geniş kadrosu olmasına rağmen Rizespor'un da zaten ne kadar rotasyonlu yapsa da iyi bir Fenerbahçe olacaktır. Ve hızlı oynayan bir Rize olduğu için gol atma ihtimali var. Normalde açık konuşmak gerekirse ben ilk yarı 1 verecektim sizlere. İlk yarı 1'in de oranı bir 44.000'e oranı var zaten. Fakat şundan korktum biraz. İlk yarı 1-1 biter mi acaba? Tamamen korkum bundan yana olduğundan dolayı ben maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak yöneldim. 1.45 gibi de bunun oranı var. Değerlendirecekler. Bu bol şanslar, dediğim gibi Rize tarafından da gol gelebilir. 2-1, 3-1 bandında bir maç geçebilir gibi düşünüyorum. Bol şanslar. Diğer mücadelemiz Manchester City ile Tottenham karşılaşması. Tottenham tarafı Arsenal'la oynadığı maçta çok bir varlık gösteremedi. Özellikle ilk yarıda hiç varlık gösteremedi. Fakat dakika 40'tan sonra bir 6-7 dakikalık bölümde Tottenham iyi oynamaya başladı. Hatta ben canlısını aldım katıl grubunda. Dedim ki Tottenham'ın bir golü var gibi. Yani kıpırdanmaya başladı. İkinci yarıda atacak gibi geliyor bana. Ki ikinci yarıda çok iyi oynayan bir Tottenham takımı vardı. İyi de oynadılar Tottenham o maçta ikinci yarı. Çok pozisyon harcadı fakat girmedi. Yani Ramsdale muazzam kaleci. City burada oynayacak. İlk yarıda yine baskın bir City görebiliriz ki City kötü gidiyor şu son sıralar, son zamanlarda. Toparlanma maçı olarak görebiliriz diye düşünüyorum ben bunu. İdealden şöyle bir tercih yapabilirim diye düşündüm. İlk yarıdan City'nin atacağı bir gol 1.32 gibi oranı var arkadaşlar. Yani ideal olarak bunu değerlendirebiliriz. Ama onun dışında şöyle de bir önerim olacak. Zaten aynı kapıya çıkıyor. İlk yarıyı da Manchester City kazanabilir mi? Bunun da oranı 1.60 gibi bir oranı var. Bence City ilk yarı gol atarsa maçı da ilk yarısını kazanabilir gibi geliyor. Aynı kapıya çıkıyor. Oran olarak hangisi tatmin ediyorsa, hangisi daha güvence veriyorsa onu değerlendirme altına alabilirsiniz. Fenerbahçe Beko ile Monaco karşılaşması. Zor bir karşılaşma olacaktır bu karşılaşma. Henüz daha iddia oranları açılmadı. Fakat şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Beko'da son dönemlerde galip gelse de yani o 10'da 10, 9'da 9 yapan Fenerbahçe üretkenliği yok. İsabet yüzdesi de biraz düştüğü için ben bu mücadelenin baremlerinin biraz yüksek açılmasını bekliyorum. Yani 166 falan olursa alt alın arkadaşlar. Yani ben diyorum 166-167 baremleri olursa mücadele bence altta kalır gibi geliyor bana. Değerlendirecekler, bu maçı değerlendirebilir. Ki Monaco'da deplasmanda ara ara tutukluluk yapıyor takım. Ne kadar kaliteli isim de olsa yine kaliteli bir tane daha isim aldılar. Amerika Birleşik Devletleri oyuncu, adını unuttum ya. Az böyle çekiye benziyor. Bandanalı bir oyuncu. O yüzden ben bu mücadeleyi alt olarak değerlendirmesini aldım bilginize. Diğer mücadelem Partizan'la Valencia mücadelesi. Partizan kendi evinde oynadığı maçlarda üçlük yüzdesi biraz daha iyi. Ki şu var, özgüveni yüksek bir takım. Yani iki tane üçlük kaçırdığı zaman da üçüncüyü denemeye çekinmeyen bir takım Valencia takımı. Partizan dedim sanırım. Evinde bu yönde Valencia'yı ben tebrik ederim Valencia'yı. Bu yönde evinde skorer maçlar oynuyor ki karşılarında zaten üretkenlikte herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir Partizan takımı var. Ki oynadıkları maçlara baktığınız zaman da genellikle üst bitmiştir Partizan'ın. Bu maçta deplasmanda olmasından kaynaklı normalde Partizan üst alınabilirdi fakat deplasmanda olması kaynaklı. Valencia'nın da burada skora biraz katkısı fazla olabilir. Genel olarak barem ne açılır bilmiyorum da 160 falan açılabilir. 158 falan o bantlarda bir açılabilir diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi de üst olarak değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 5 adet mücadelem vardı.
ideallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Bu şekilde son dönemde de gayet güzel gidiyoruz bence gruplarımızda. Siz de videolarda güzel destek verdiğiniz için ayrıca teşekkürler. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı kesinlikle unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay.